Evet, bugünkü dersimizde A artı B'nin karesi, A artı B'nin kübü, A artı B'nin dördüncü kuvveti, A artı B'nin beşinci kuvveti gibi ifadelerinin açılımlarını anlatmaya çalışacağım. Farklı yollarla bunları anlatmaya çalışacağım. Öğrencilerimden bu konuyla ilgili çok soru geldi. Birincisi, A artı B'nin karesini alırken bu A artı B ile A artı B'nin çarpımıdır. Ben A sayısıyla A'yı çarparsam A kare, A ile B'yi çarparsam AB, B ile A'yı çarparsam AB, B ile B'yi çarparsam B kare. Bu da A'nın karesi artı 2AB artı B'nin karesi gelecek. Eğer bize A artı B'nin kübü sorulursa, bu A artı B'nin kübü A artı B ile A artı B'nin karesinin çarpımı olur. A artı B çarpı artı B'nin karesi biraz önce buraya yazdık. A'nın karesi artı 2AB artı B'nin karesiydi. Burada da bu çarpımı yapacak olursak, A ile A kareyi çarpıyorum, A'nın kübü. A ile 2AB'yi çarpıyorum. 2A'nın karesi B. A ile B'nin karesini çarpıyorum. A, B kare. Artı B ile bunu A kareyi çarpıyorum. B, A kare. B ile 2AB'yi çarpıyorum. 2AB'nin karesi. Ve B ile B'nin karesini çarpıyorum. B'nin küpü şeklinde. Düzenleyecek olursam A'nın kübü yazdım. 2A kare B'm burada var. Bir BA karem burada var. Toplamı 3A'nın karesi B yapar. Artı. AB kare bir tane burada var. 2AB kare 2 de burada var. 3A B'nin karesi. Artı B'nin kübünden bir tane var. Onu da buraya yazdım. Gördüğünüz gibi A artı B'nin kübü A küp artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp yapmış oldu. Birinci yolumuz bu şekilde. İkinci yolumuz şöyle yapabiliriz. A artı B'nin karesini bulurken şöyle bir kare çizelim. Karemizi çizdik. Bu karenin bir kenarına A, buraya da B diyelim. A ve B oldu. Yani kısaca bir karenin bir kenarı A artı B olmuş oldu. Peki bunun alanı nedir? Alanı, bu karenin alanı A artı B'nin karesidir. Neden? A artı B ile A artı B ne yapmış olduk? Çarpmış olduk. Peki A ile A'yı çarparsam buranın alanı A kare. A ile B'yi çarparsam ne olur? Buranın alanı AB. B ile A'yı çarparsam ne olur? AB. Burası kenarı B birim. Bu kenar B birim olduğuna göre şuranın alanı nedir? B karedir. İşte şimdi bunları toplayalım. A kare var. AB'den 2 tane var. 2AB. Artı B karem var. Evet. Gördüğünüz gibi A artı B'nin karesi ne oldu? A kare artı 2AB artı B kare olmuş oldu. Demek ki bu şekilde de ne yapılabilir? Çözülebilir. Üçüncü yolumuz şöyle yapabiliriz. A artı B'nin karesi eğer bizden soruluyorsa 2'nin 0'ı A üzeri 2'den 0 çıktı 2 B'nin üzerine 0 yazacağız. Artı 2'nin 1'lisi 2'nin 0'lısı 2'nin 1'lisi A üzeri 2'den 1 çıktı. 1. B üzerine kaç yazalım? 1. Artı. Peki 2'nin bu defa ikilisi. A üzeri 2'den 2 çıktı. 0. B üzerine kaç yazalım? 2 yazalım. Çok kolay arkadaşlar. A artı B'nin kaçıncı kuvveti? İkinci kuvvet. 2'nin 50'si diyoruz. 0'la başlıyoruz. 2'nin 0'lısı. A kare yazıyoruz. Neden A kare? 2'den 0 çıktı. Birincinin üzerine yazıyoruz. 0'ı ikinci elemanın üzerine yazdık. Artı. Bu defa 2'nin 0'lısı. 2'nin 1'lisi diyoruz. 2'den 1 çıktı A'nın üzerine yazıyoruz. Şuradaki sayıyı B'nin üzerine yazıyoruz. Artı
2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi. Bu defa 2'nin ikilisi. 2'den 2 çıktı. 0 A'nın üzerine yazıyoruz. 2 kimin üzerine yazıyoruz? B. Şimdi bunu düzenliyorum. 2'nin sıfırlısı 1. A kare B üzeri 0. 1 yazmıyorum bunu. 2'nin birlisi 2. A çarpı B artı 2'nin ikilisi 1. A üzeri 0 da 1 olduğu için burada sadece ne kaldı? B kare kaldı. İsterseniz bu işlemi bir de A artı B'nin kübünde deneyelim. 3'ün nelisi diyeceğim? Sıfırlısı. A üzeri kaç? 3. 3'ten 0 çıktı. 3. B üzeri kaç? 0. A artı. Harikasınız. 3'ün kaçlısı? 1'lisi. A üzeri kaç? 3'ten 1 çıktı. 2. 1'i kimin üzerine yazıyor? B'nin. Artı. 3'ün kaçlısı? 2'lisi. A üzeri 3'ten 2 çıktı. 1. B üzeri kaç? 2. Artı. 3'ün üçlüsü. A üzeri 3'ten 3 çıktı. 0. B üzeri kaç yazacağım? 3. Buradaki 3'ü B'nin üzerine yazıyorum. Dikkat edersek A artı B'nin üzerindeki sayı kaç? 3. 3'ün nesiyle başladım? 0. Sonra 3'ün 1'lisi. Sonra 3'ün 2'lisi. Sonra 3'ün 3'lüsü. Peki 3'ün 0'lısının ne olduğunu biliyoruz? 1. Çarpı A'nın küpü. Çarpı B üzeri 0 kaç? 1. Artı. 3'ün 1'lisi kaç? 3. A'nın karesi çarpı B. Doğru mu? Doğru. Artı. 3'ün 2'lisi kaç? Evet. 3. A üzeri 1. B üzeri 2. Artı 3'ün 1 üçlüsü kaç? 1. A üzeri 0 kaç? 1. 1 çarpı 1. B üzeri 3. Hadi düzenleyelim. Burada ne var? A küp. Artı 3 A kare B. Artı 3 A B'nin karesi. Artı B'nin küpü şeklinde ne yapmış olduk? Açılımı yapmış olduk. İsterseniz siz bu ifadeyi A artı B'nin 4. kuvveti, A artı B'nin 5. A artı B'nin 6. kuvvetleri için de aynı şeyi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Peki devam ediyorum. Farklı bir yol, isterseniz dördüncü yol olarak yazalım. Bu soru nasıl çözülür? Değerli arkadaşlar, 1, sağına soluna 1 yazalım. 1'li 1'i toplayalım, 2, sağına soluna 1 yazalım. Peki, 2 ile 1'i toplayalım, 3, tam ortasına yazalım. 2 ile 1'i toplayalım, 3, bu tarafa da ne yazalım? 1 yazalım. 3 ile 1'i toplayalım, 4, 3 ile 3'ü toplayalım, 6, 3'te 1'i toplayalım. 4 mükemmel toplama işlemi yapıyorsunuz. Peki yine bu tarafları ne yapalım? 1 yazalım. Hadi dersin uzaması için ne yapalım? Hadi bir daha yapalım. 4'te 1'i toplayalım. 5. 4'te 6'yı toplayalım. 10. 6 ile 4'ü toplayalım. 10. 4'te 1'i toplayalım. 5. Sağına soluna ne yaptık? 1 yazdık. Peki bunlar ne demek? Bu bir A artı B'nin 0. kuvveti demek. A artı B'nin 0. kuvveti nedir? Bakın 1'dir. Peki bu ifade ne demek? A artı B'nin 1. kuvveti. Peki bu ne demek? A artı B demek. A'nın önündeki sayı 1, B'nin önündeki sayı 1 demek. Peki devam ediyorum. Şu ifade ne demek? A artı B'nin karesi. Peki A artı B'nin karesi neydi? A'nın karesi artı 2AB artı B'nin karesi. A'nın üzeri gittikçe azalacak. A üzeri 2, A üzeri 1 şeklinde. B'nin üzeri de B üzeri 1, B üzeri şeklinde arttı. Peki A karenin önündeki sayı kaç olacak? 1. AB'nin önündeki sayı kaç olacak? 2. B karenin önündeki sayı kaç? 1. Hadi bunu A artı B'nin kübü için de deneyelim. Nasıl yazacağız? A üzeri kaç yazacağız önce? 3 yazdım. Artı. A'ların üzeri artık ne yapacak? A üzeri 2, A üzeri 1, değil mi? Sonra A üzeri 0. Peki bunun yanına ne gelecek? B. Buraya ne gelecek? B kare. Buraya ne gelecek? B küp. Aralarındaki işaretler neydi? Artı. Peki bunların önündeki sayılar ne olacak? A küpün önünde kaç var? 1. Buraya 1 gelecek. Peki A kare çarpı B'nin önünde kaç var? 3. Buraya 3 gelecek. A çarpı B karenin önünde kaç olacak? 3. Peki bu 1. Harikasınız. Bunu düzenleyecek olursak ne olur? A'nın kübü artı 3 A'nın karesi B artı 3 A B'nin karesi artı B'nin küpü şeklinde açılımı yapmış olduk. Diğer ifadelerde A artı B'nin nesidir arkadaşlar? A artı B'nin 4. kuvveti. Bu ifade neyin açılımıdır? A artı B'nin açılımı yaparsak katsayılar ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. Bunu da bu şekilde
bitiriyorum değerli arkadaşlar. Beşinci yol olarak ve en güzel yol olarak şunu anlatıyorum. Size eğer A artı B'nin kübü sorulacak olursa ezberlemenize gerek yok. Ne yapıyoruz? Önce A üzeri 3 yazıyoruz. Çünkü A artı B'nin kübü ise mutlaka A'nın üçüncü kuvveti var. Artı. Önündeki sayı kaç? 1. 3 ile 1'i çarpıyoruz. 3. Bu başta kaçıncı sayı? 1. 3, 1'e bölüyoruz. 3 ile 1'i çarptık. 3, 1'e bölersen buraya 3 gelecek. A'nın üzeri azalacağı için 2, B gelecekti. Yani önceki derslerimizde bunu anlatmıştık. A'nın üzeri gittikçe azalacak, B'nin üzeri gittikçe artacak. Peki harikasınız. 2 kere 3 kaç? 6. Peki bu başta kaçın sayı? 2. Bak 1, 2. 2 kere 3, 6. 2'ye bölersem kaç olur? 3. O zaman buraya 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. A'nın üzeri azalacak, B'nin üzeri artacak. Artı. A'nın üzerinde kaç var? 1. 1 kere 3'ün 3. Peki bu başta kaçın sayı? 3'ün sayı bak. 1, 2, 3. 3'ü 3'e bölersem 1. O zaman buraya sadece ne gelecek? Küp gelecek. A üzeri 0. B'nin kübü olacak. Önünde kat sayısı kaç olacak? 1. Neden? Çünkü 1 ile 3'ü çarptım. 3 başta 3'e böldüm. 1 geldi. Hocam bir daha anlatır mısınız bunu? Olur. A artı B'nin 4. kuvvetini anlatayım. Önce A üzeri 4'ü yazıyorum. Artı. 4 ile öndeki sayıyı çarpıyorum. Önde ne var? 1. 4 kere 1'in 4. Kime böleceğim? 1'e böleceğim. Çünkü başta 1'in sayı. O zaman o 4'ü buraya yazıyorum. A'nın üzeri azaldı. Yanına ne geldi? B. Peki 3 kere 4? 12. Kaça böleceğim? 2'ye. Çünkü başta bu kaçın sayı? 1, 2. sayı. 3 kere 4? 12. 2'ye böldüm kaç? 6. O 6'yı buraya yazıyorum. A'nın üzeri gittikçe azalacak. A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2. B üzeri 1. B üzeri kaç yazıyorum? 2. Mükemmel. Peki şimdi 2 kere 6? 12. Başta kaçın sayı? 1, 2, 3. sayı. 2 kere 6, 12. 3'e bölüyorum, 4. A üzeri kaç olacak? 1. B üzeri kaç olacak? 3. Artı. 1 kere 4'ün? 4. Başta kaçın sayı? 1, 2, 3, 4. 4'e bölelim, 1. O zaman B üzeri kaç oldu? 4. A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1. B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri 3, B üzeri 4. 4, 3 ile 1'i topla 4, 2 ile 2'yi topla 4, A'nın üzerinde 1 var, 1 ile 3'ü topla 4, değil mi? Bakın, doğru yoldayım. Devam ediyorum, bir başka örnek daha yapmak istiyorum. A artı B'nin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti olsun. Peki, A üzeri kaçla başlayacağım? 5 artı. 5'i kimle çarpacağım? Önündeki sayıyla. 5 kere 1'in 5. Peki, kaça böleceğim? 1'e. 5 kere 1'in 5, 1'e böldüm. Yine 5. A üzeri kaç yazacağım? 4. Yanına ne gelecek? B. 4 kere 5, 20. Kaça böleceğim? 2'ye. Neden? Birinci sayıyı, ikinci sayı. Peki 4 kere 5, 20. 2'ye bölersem kaç olur? 10. A üzeri kaç yazacağım? 3. B'nin üzerine kaç yazacağım? 2. Neden? A üzeri 5, A üzeri 4, A üzeri 3, B üzeri 1, B üzeri 2. Değil mi? 3 kere 10'u 30. Kaça böleceğim? 3'e. Kaç olur? 10. A üzeri kaç? Azaltacağım. 5, 4, 3, 2. B'nin üzeri kaç olacak? 2 idi. Kaç oluyor? 3. Harikasınız. Devam ediyorum. 2 kere 10. 20. Kaça böleceğim? 1, 2, 3, 4. Bölersem kaç çıkar? 5. A üzeri 1. B üzeri kaç? Evet söyleyin. 4. Artı. 1 kere 5'in 5. Kime böleceğim? 5'e neden? 1, 2, 3, 4. 5. sayı. 5'e bölersem 1. B üzeri kaç olacak? 5. Çok eğlenceliymiş. 5. 4 üzerindeki sayı 1 olduğu için toplasam 5. 3, 2 daha 5. 2, 3 daha 5. 4 bir daha 5. Mükemmel. Hocam bir tane de anlatır mısınız? Evet, sizin güzel hatırınız için anlatıyorum ve dersi bitireceğim. A artı B'nin kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Yazıyorum. A üzeri 6 artı. 6 kere 1, 6. 6 kere 1, 6. 1'e bölüyorum. Yine 6. A üzeri kaç? 5. B üzeri kaç? Evet söyleyin. 1. 5 kere 6, 30. Kime böleceğim? 2'ye. Neden? 1'in sayı 2. 5 kere 6, 30. 2'ye bölsem kaç? 15. A üzeri kaç yazacağım? 4. B'nin kaçıncı kuvveti? 2.
Bakın 6, 5, 1 daha 6, 4, 2 daha 6. Devam ediyorum. 4 kere 15. 60. Kime böleceğim? 1, 2, 3. Kaç olur? 20'yi yazdım buraya. A üzeri kaç? 3. B üzeri kaç? 3. A üzeri 5, A üzeri 4, A üzeri 3, B üzeri 2, B üzeri 3. Evet, doğru yoldayım. 3 kere 20. Kaç yapar? 60. Kaça böleceğim? 1, 2, 3, 4. 4'e böleceğim. Kaç olur? 15. A üzeri kaç? 2. B üzeri kaç? Lütfen söyleyin. 4 artı 2 kere 15, 30. Kime böleceğim? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç olur? 6. A üzeri 1. B üzeri kaç? Evet, 5. Artı 1 kere 6, 6. Kime böleceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kere 6, 6. 6'ya bölersem kaç olur? 1, B üzeri kaç? 6. Doğru mu yaptım? Kontrol ediyorum. A üzeri 6 ile başladım. Değil mi? A üzeri 6, A üzeri 5, A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1, A üzeri 0. Mükemmel. 6, 6, 15, 15. Tamam, o da güzel. Peki B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri 3, B üzeri 4, B üzeri 5, B üzeri 6 mı? O da güzel. Hepinize başarılar diliyorum. İyi dersler arkadaşlar.